700'e yakın projeyle savunmada ortaya koyulan başarının yanı sıra uzay çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Tamamen milli ve yerli mühendislik kabiliyetleriyle yapılan uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı ve bu testlerle Türkiye 4 defa uzaya ulaşmış oldu. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu Türkiye'ye uzayın kapılarını aralayan sonda roketi. Savunma sanayinde son dönemde önemli başarılara imza atan Türkiye, milli teknoloji hamlesi kapsamında elde edilen teknolojik kazanımlarla uzayın yolunu da açtı. 2015 yılında Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde alınan kararla Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimi konusunda düğmeye basıldı. Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'nin kurulması görevi ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Roketsan'a verildi. Türkiye'nin uzaya bağımsız erişiminin sağlanması amacıyla Savunma Sanayi Başkanlığı ile Roketsan arasında 2018 yılında mikro uydu fırlatma sistemi geliştirme projesi imzalandı. Roketsan ise 3 yıl içinde 24 farklı teknolojiyi kendi mühendislik gücüyle yerli paydaşlarla geliştirmeyi başardı. 4 yılda uzaya erişme hedefine 1 sene erken ulaşırken 3 yıllık çalışma sonunda Türkiye tamamen kendi geliştirdiği teknolojilerle uzaya ilk adımını da atmış oldu. Katı yakıt teknolojisiyle 2018 yılında uzaya erişim sağlayan Türkiye, ilk kez sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisiyle uzaya ulaşımını ise 29 Ekim'de başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Roketsan tarafından geliştirilen SR-0.1 sonda roketinin ilk prototipi sıvı yakıtlı motor teknolojisiyle uzaya gönderildi. Milli teknolojilerle fırlatılan roket, 136 kilometre irtifaya çıkarak uzayın sınırı olarak da kabul edilen 100 kilometre çizgisini aştı. Testlerde bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlayacak faydalı yük kapsülünün uçuş esnasında ayrılma denemesi de başarıyla sonuçlandı. Kısa süre içinde elde edilen bu müthiş sonuç, uyduların yörüngeye hassas yerleştirme ihtiyacını karşılamasının yanı sıra Türkiye'nin uzayda bilimsel çalışmalara başlaması açısından da tarihi bir adım oldu. Milli teknoloji hamlesi kapsamında yürütülen tüm bu çalışmalar, Türkiye'nin uzay sınırını aşmasını ve uzay ligine girmesini sağladı. SR-0.1 sonda roketinin fırlatılmasıyla tamamen milli ve yerli mühendislik kabiliyetlerimizle yapılan uydu fırlatma testleri de başarıyla tamamlanırken, Türkiye'de yapılan testlerle 4 defa uzaya erişim sağlanmış oldu. Başarılı test sonuçlarının arkasındaysa Roketsan'daki 1000'e yakın uzman ve teknisyenin 1 milyon saati aşan alın teri bulunuyor. 2025 yılında tamamlanması planlanan proje kapsamında 100 kilogram ve altındaki mikro uyduların yüksekliği en az 400 kilometre olan alçak dünya yörüngesine yerleştirilmesi planlanıyor. Bu safhadaki çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sefer de 1,5-2 ton ağırlığındaki uydular için kollar sıvanacak. Söz konusu uyduların yerleştirileceği irtifa ise 700 kilometre ve üstü olacak. Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu uydu fırlatma, test etme, üretme altyapısı ve üs kurma yeteneğine kavuşulmasını sağlayacak proje kapsamında yerli uydu uzaya fırlatıldığında hem savaş hem barış zamanında Türkiye'ye güvenli bilgi akışı sağlayacak. Tarımdan savaş istihbaratına kadar her alanda ülkenin geleceğine katkı sağlayacak uydu, anlık bilgi ve koordinatlarla askerin işini de kolaylaştıracak. Öte yandan dünya dışı gezegenlere erişim, uzay madenciliği gibi birçok gelişmekte olan alanda söz sahibi olmak için de proje kritik öneme sahip bulunuyor. Roketsan tarafından katı ve sıvı yakıtlarla testleri yapılan rokete yönelik hibrit yakıtlı motor geliştirme faaliyetleri de devam ediyor.